Go ahead. What were you saying? Merhaba arkadaşlar. Bugün uçaklar hakkında konuşacağız. Good job. Herkese selamlar. Benim hatun Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Ben de elimden geldiği kadar öğretmeye çalışıyorum. Böyle böyle pratik yapıp öğrenecek. Türkçeyi seviyor, öğrenmeyi istiyor. Annemlerle falan çok kolay iletişim kuramıyorlar yoksa. Araya hep benim girmem gerekiyor. Tercüme etmem lazım oluyor. O yüzden ben de sıkıldım. Bir an önce öğretip aradan çekilmek istiyorum. Bugün pazar. Havaalanında değilim. Gördüğünüz gibi ormanlık bir alana geldik. Ağaçların arasında biraz yürümek istedik. Uzun zamandır çıkmıyorduk böyle dışarı. Bugün sizlere uçuş eğitimlerinde karşılaştığım 3 kolay şeyden, 3 de zor şeyden bahsedeceğim. Bunlar tabii benim gözlemlerim. Başka arkadaşlar başka şeylerle karşılaşabilirler. Şunu da söylememde fayda var. Tabii ki de finansal boyutundan bahsetmeyeceğim. O finansal boyutu zaten başlı başına ayrı bir tartışma konusu. Onun zorluğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden ondan bahsetmeyeceğim. Benim daha çok bahsetmek istediğim şeyler teknik şeyler. Yani eğitim sırasında ne gibi zorluklarla karşılaştım ve ne gibi kolaylıklarla karşılaştım, onlardan bahsedeceğim. Önce zorlardan başlayalım. Benim için benim gördüğüm en zor şeylerden birisi başlangıçta özellikle ATC konuşmalarını anlayabilmek ve onlara cevap verebilmek inanılmaz zordu. En başından yani şu an bile hala zorlanıyorum. Yeri geliyor anlamıyorum. Cevap verirken dilim sürçüyor, cevap veremiyorum, düşünemiyorum kolay kolay. Özellikle rakamları anlamakta zorlanıyorum. Bir de bildiğiniz gibi radyo konuşmalarının ses kalitesi çok düşük oluyor. Bu da ayrıyetten bir zorlaştırıyor işimizi. ATC konuşmaları çok zor, başlangıçta özellikle. Yeni bir dil öğreniyor musunuz gibi yeni yeni terimler kullanılıyor. Yeni yeni terimler duyuyorsunuz. Sizin de bunları kullanmanız gerekiyor. O yüzden acayip zorlanıyorum. Bütün konuşmaların çok hızlı geçtiğini düşünüyordum ve hiçbir şey anlamıyordum. Tek tek yakalamaya çalışsam bile bazı numaraları yakalayabiliyordum ama birçoğu kaçıp gidiyordu. Yanımda kim varsa hocaya falan sormak zorunda kalıyordum. Ama şundan da bahsetmemde fayda var. En başta böyle zamanla alışıyorsunuz. Bunu yaşayanlar, buradaki yerliler de aynı şekilde hissediyor. Yeni başlayan Amerikalı bir öğrenci bile bu zorlukları yaşayabiliyor. Ben birçok kişiyi gördüm. Amerikalı, ana dili İngilizce tabii doğal olarak ama bu zorlukları yaşıyor ve yanındaki hocadan yardım almak zorunda kalıyor. Ben bu arkadaşları da gördüm. İleride uçuş eğitimi almayı planlayan arkadaşlara hem iyi hem de kötü bir haber olarak buradan aktarayım. İkinci zorlandığım konu ise ders çalışmak. Ders çalışmak bu işin en zor kısımlarından bir tanesi. Bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi pilotluk eğitimlerinde ders konuları falan çok yoğun. Zor demiyorum, bakın dikkat edin, çok yoğun, çok fazla konu var, çok fazla farklı farklı bilgi olduğu için en küçük detaylara bile inmeniz gerekebiliyor ve bu bilgileri ezberleyip geçemiyorsunuz. Mecburen öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden ders çalışmak çok yoğun, zamanınızı harcayabiliyor ve çok fazla da efor sarf etmeniz gerekiyor. Çok fazla zamanınız ve enerjiniz gidebiliyor. Derslerin yoğunluğundan dolayı ilk başta anladığınız, geçtiğiniz konuları sonradan unutmanız çok kolay. O yüzden tekrar tekrar başa dönüp tekrarlamanız gerekiyor. Hatta şart bunu yapmanız. Ben PPL alırken yer derslerine 3 defa çalışmak zorunda kaldım. Bir tanesi yer derslerinin sınavına hazırlanırken çalışmak zorunda kaldığım kısımdı. Diğeri sözlüğe ve check-ride'a, uçuş sınavına hazırlanmak için ders çalışmak zorunda kaldım. O yüzden tekrar tekrar ders çalışmak gerçekten bu işin en zor kısımlarından birisi. Bugün aktaracağım zorlukların sonuncusuna geldik. O da başladığınız işi bitirmek. Özellikle pilotluk eğitimlerinde başladığınız işi bitirmek zaman zaman zorlaşabiliyor. Uçuşlardan soğuma ya da hayatın getirmiş olduğu zorluklar yüzünden uçuşlara ara vermeniz olası. Özellikle modüler eğitim alıyorsanız bu daha kolay oluyor. Sırf bu yüzden uçuş eğitimlerini tamamen bırakmış olan kişileri tanıyorum. Uçuşlara ara veriyorlar bir süre sonra, uçuşlara tekrar alışmak zor gelebiliyor. Çünkü birçok konuyu hemen unutabiliyorsunuz, elleriniz soğuyabiliyor, bilgileriniz köreliyor. O yüzden uçuşlara geri dönmek zor olabiliyor. Örneğin benim gittiğim uçuş okulunda okulun programına değil, kendi yaptığım programa uyuyorum. Uçuşlarımın tarihlerini, saatlerini ben kendim belirliyorum. Bu da rahatlık veriyor tabii ki, tembelleştiriyor bazen. Bazen hiç gitmek istemiyorum, bazen program yapıyorum, iptal ediyorum, iptal etmek zorunda kalıyorum ya da kendimi iyi hissetmiyorum, uçuşlara gitmiyorum. Ve bu böyle birkaç hafta sürebiliyor. Bu da uçuş eğitimlerinin uzamasına neden oluyor ve uçuşlardan soğumama neden oluyor. Birkaç defa yaşadım bu problemi ve gerçekten başladığınız işi bitirmek önemli. O yüzden sizlere tavsiyem ileride
Eğer uçuşlara başlarsanız ve modüler eğitim alırsanız uçuşlara elinizden geldiği kadar hızlı bir şekilde, sık bir şekilde devam edin. Eliniz soğumasın, bilgileriniz körelmesin. Gelelim kolay konulara. Bunlardan bir tanesi uçağı uçurabilmek. Gerçekten kolay bir hale geliyor. Elbette ki ilk başta zorlanıyorsunuz. Bütün göstergeleri anlamak, tanımak ve onları takip etmek, özellikle kontrolleri takip edebilmek ve hissedebilmek gerçekten zor olabiliyor. Ama alıştığınız zaman aynı araba sürer gibi vücudunuzun bir parçasıymış gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Düşünün ki araba kullanıyorsunuz. Ayağınızı fren ve gaz arasında hızlı bir şekilde hiç düşünmeden hareket ettirebiliyorsunuz. Uçakta da bu hale geliyor. Kas hafızanız oluştuktan sonra uçağı kullanmak en kolayı. İkinci kolay konumuz da bilgi bulabilmek. Bu konuyu aslında hem kolay hem de zor kategorisine alabiliriz. Kolay çünkü internette her şey var. Eğer İngilizce aratabilirseniz, İngilizceniz varsa. Zor çünkü Türkçe kaynak bulmak çok zor. Havacılık konusunda Türkçe kaynak bulmak çok kısıtlı olduğu için bu yüzden zor kategorisine alabiliriz. Açıkçası havacılığı da Türkçe öğrenmek zaten mantıklı değil. O yüzden havacılıkla ilgileniyorsanız zaten İngilizce öğrenmeniz şart. İngilizce bildiğiniz sürece de bütün konuları internetten bulabilmeniz mümkün. İngilizce kaynaklar sonsuz diyebileceğimiz şekilde. Bu da dünyanın en kolay şeyi. Bugün aktaracağım kolay konuların en sonuncusuna geldik. O da saat doldurmak. Gerçekten dünyanın en zevkli ve en kolay şeylerinden birisi. Çünkü PPL'i aldıktan sonra özellikle artık başka bir pilotla ya da yalnız uçuşlar yapabilme yetkisine sahip oluyorsunuz. Ve havacılıkla ilgili birçok konuya da hakim oluyorsunuz. O yüzden uzun uzun uçuşlar yapabilme imkanınız oluyor. Hem zevkli oluyor çünkü arkadaşlarınızla birlikte uçuşlar yapabilme imkanınız oluyor. Hem başka bir pilotla uçuş yapıp saati bölüşme gibi bir imkanınız oluyor. Hem masraftan kar yapmış oluyorsunuz. Hem de her ikinize de saat yazılmış oluyor. Bu da uzun uçuşlar yaparak çok kolay bir şekilde, çok hızlı bir şekilde uçuş eğitimlerinin için gerekli olan saati doldurmanız çok kolay hale gelebiliyor. Bahsetmiş olduğum zorlukların hiçbir tanesi yapılmayacak kadar zor değil gerçekten. Ben yapabiliyorsam hepiniz yaparsınız. Her zaman söylüyorum ben bunu. Bazılarının gözünüzü korkutmasına izin vermeyin. Havacılıkta öyle aman aman matematiğe ya da fizik konularına, fizik derslerine hakim olmanız beklenmiyor. 4 işlem yapabiliyorsanız pilot olabilirsiniz. Ben bu kadar söylüyorum. Öyle çok ağır matematik konuları ya da fizik konuları işlenmiyor. Sadece disiplinli olup ders çalışmanız gerekmekte. Çünkü dediğim gibi konuların fazlalığı, yoğunluğu özellikle ders çalışmanızı gerektiriyor. Onun haricindeki her şey kolay. Zamanla alıştıkça yapabilmeniz mümkün. Ben de şu anda birçok konuda zorluklar çekiyorum. Birçok konuda daha kolay geliyor şu anda. O yüzden sizlere tavsiyem hiçbir şekilde gözünüz korkmasın. Havacılıktan sırf bu yüzden soğumayın. Bugünlük bizden bu kadar. Havacılıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.